27 yaşında katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin davasında yeni bir gelişme var. İzmir 4. Ceza Dairesi müebbet hapis cezası 23 yıla çevrilen katil Cemal Metin Avcı'nın yeniden yargılanmasına karar verdi. Pınar Gültekin'i vahşice katletmiş, açılan davada müebbet hapis cezası 23 yıla çevrilmişti. İtirazları değerlendiren mahkeme, katil Cemal Metin Avcı'nın yeniden yargılanmasına karar verdi. Bu İhtiyacı Mahkemesi'nin verdiği kararın biz hukuka aykırı olduğunu iddia ediyorduk. Haksız tarih hükümlerinin uygulanması hukuken fiilen kabul edilemezdi. Kamu vicdanı da çok rahatsız olmuştu. Türkiye kamuoyunda da önemli ölçüde yankı uyandırmıştı. 16 Temmuz 2020'de kaybolan Pınar Gültekin'in cansız bedeni Muğla'daki bir bağ evinde varilin içinde bulunmuş, Gültekin'in katledildikten sonra cenazesinin yakıldığı ve üzerine beton döküldüğü ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan katil zanlısı Cemal Metin Avcı, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçundan yargılandığı davanın 20 Haziran 2022'deki karar duruşmasında haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ona yardım ettiği iddia edilen kardeşi Mercan Avcı ise beraat etmişti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi yapılan itirazları değerlendirdi, davada yeniden yargılama kararı alındı. Alınan kararı Gültekin ailesi avukatı Rezan Epözdemir, CNN Türk yayınında değerlendirdi. Ne müvekkil aileyi, ne bizi, ne kamu vicdanını tatmin etmeyen bir karardı. Dolayısıyla biz bu noktada hak arama özgürlüğümüzü kullanmıştık. Hukuk devletinin gereği olarak itirazımızı yapmıştık. Biz burada haksız tahrik hükümlerinin uygulanamayacağını söylüyoruz. Diğer sanıklarla ilgili de beraat kararının kaldırılması gerektiğini söylüyoruz. Yeniden yargılamada ilk duruşma 15 Şubat'ta görülecek. Bu karar bizim açımızdan sevindirici. Umut ediyoruz ki adalet tecelli eder, maddi gerçek ortaya çıkar, kamu vicdanı rahatlatılır ve böylesine hunharca, vahşice, insanın insan olma vasfına aykırı cinayeti işleyen sanıklar umut ediyoruz ki hak ettikleri emsal mahiyetteki cezaları alırlar.